E motif yapmaya başlayalım bakın rengarenk çok güzel pastel tonlarında biraz da cam tonlar kullanmaya çalıştım çok da kolay bir motif çalışması e, şimdi Burada bakayım kaç renk kullanmışım. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 renk ip kullandım. E, ee, kullandığım ipler de işte elimde olanlardan. İşte Nakalit Baby de var. Alize Baby Best de var. İşte Kartabu Baby Van da var. Şu an ipin ucunu bulmaya çalışıyorum. Çünkü orta göbeğini koyu mor yapacağım. Çok basit hanımlar. Ve kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Bakın şöyle yakınlaştırdım. Netleşti. Şimdi hemen başlayalım. Toplam 4 zincir çekiyoruz. Bakın önce kilitleme yapıyoruz. Bakın kilitliyoruz. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektikten sonra ilk birinci zincirden girdim. Tel aldım. Şimdi toplam 2 tane zincir çekiyorum. Toplam 12 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 bakın halkanın içine trabzan yapıyorum farklı bir işlem yok ben hemen 12 tane trabzan yapayım Evet 12 tane trabzan yaptım şimdi ilk bakın trabzanın tepesi birinci trabzan onun bakın şu zincir gibi olan yerden tığı geçirdim tel aldım direkt çıkış yaptım ve bir zincir çekerek kilitliyorum ve ipi kesiyoruz şimdi, e, şimdi ben e, fazla renk kullandığım için kesmek zorunda kaldım ama sizler tek renk işte birkaç renk kullanıyorsanız e, kesmeyin devam edin şimdi ikinci bir takıyorum Bakın buradan ipi düğüm attım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Her trabzan tepesine ikişer tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1 2 1 2 Toplam 12 tane trabzan olacak. Pardon, 24 tane. 12 sonra 24. Bakın. Çok basit bu motif. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet bakın yaptım. Bakın sayın mutlaka 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. Şimdi hemen ilk trabzanın tepesinden girdim. Direkt çıkış yaptım ve zincirlen çektim. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim de kol sırası sıram da kolay, basit. Bakın. İp aldım, düğüm atıyorum. 1 iki tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı bakın trabzan tepesine toplam 3 tane trabzan yapıyorum bakın 2 ve 3 şimdi bir boşluk atlıyorum diğer tepeye geldim buna da aynı şekilde 3 tane yapıyorum 2 ve 3 bakın hiç zincir çekmiyorum sadece bir tepe atlıyorum ve diğer tepeye geçiyorum bu şekilde yapacağız. Bakın. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım kaç tane üçlü var? Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane üçlü olacak. Şimdi sayı da veriyorum ki size karıştırmayın. Bakın böyle hiçbir farklı işlem yok. Komple bu sırayı da bitirelim. Evet bakın yaptım. Bakın bir tane kaldı zaten. Ve tepeden girdim. Direkt çıkış yaparak bir zincir çekerek düğümlüyorum. İpleri biraz uzun kesin ki temizlemesi, saklaması kolay olsun. Şimdi bakın hala yuvarlak. Şimdi arkası da bu şekilde. Şimdi köşe formu vereceğiz. Hemen diğer rengime geçiyorum. Pardon krem almışım. Şimdi sarı renge geçiyorum. Siz tabi istediğiniz gibi renkler kullanabilirsiniz. Şimdi geldik köşe kısmına. Bakın düğüm attığım yerden köşeyi yapacağım. Çok basit. Aynı şekilde bakın. Şimdi bir, iki, üç. Bu normalde köşenin bir tarafı, yani köşenin şu an, bakın, şu köşenin şurasını ördüm. Bitirirken burayı öreceğim. Şimdi, bakın, bir, iki ve üç. Sonra tekrar üçlü, bir, iki. Her motifin kenarında, bakın, şu an şu sırada bir iki iki tane üçlü var, sonra köşe. Şimdi geldim köşe kısmına. Bir iki üç. Bu köşede iki zincir çekiyoruz şimdi. Bir iki zincir. Tekrar boşluğa geldik. 2 3 Bakın köşeyi oluşturduk. Şimdi tekrar bakın burada iki tane vardı. Aynı şekilde iki tane yapıyoruz. İki tane üçlü. Şu an bir köşe sonra diğer köşeyi yapıyorum. Şimdi bakın 1 2. Şimdi üçüncü köşeye geldim Pardon ikinci köşe şu an 1 2 3 ve 4 burada olacak 3 3 3 değilim 1 2 zincir sonra aynı şekilde 3 tane Trabzon şimdi aynı şekilde buraya da yapacağız fazla video uzun olmasın bakın buraya 3 buraya 3 sonra burası köşe olacak Evet geldim bakın diğer köşeyi de yaptım şimdi ilk birinci şuradaki boşluğa da üç tane yapıyorum şimdi geldim ilk başladığım yere bakın ilk başladığım yere Normalde köşenin bir kısmını yapmıştım sağ tarafını. Şimdi sol kısmını yapıyorum köşenin. Geldim. 2 3 Şimdi iki zincir çekiyorum. Tepeden girdim, tel aldım, direkt çıktı Bu şekilde motifi oluşturdum. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Bakın şöyle yapalım. Bakın bu şekilde motif. Mesela motifleri bu şekilde küçük küçük tutarak bebeklere bile işte hırkalar, yelekler, elbiseler yapılır. Tamamen sizin motifin hangi boyutta yapmanıza bağlı, çalışmanıza bağlı kalıp olarak da diyelim çocukların kıyafetlerini kullanarak hani yapabilirsiniz. Şimdi diğer sıraya geçiyorum ve aynı bu şekilde farklı bir işlem yok. Şimdi lila rengimi alıyorum. Bakın. Ben iplerin hep başladığım yerden devam ettirmek istiyorum çünkü temizlemesi daha kolay olur. Zaten burada e, birleştirdiğimiz için köşede ek yerleri belli olmuyor. İpi taktım. Aynı bakın sistem aynı. Artık bundan sonra motifi büyütebilirsiniz. Ne, ne kadar istiyorsanız. Bakın 2 3 yaptım bakın başlarken de 3 yapmıştım şimdi geldim boşluğa bakın motifler büyüdüğü için bakın önce sarı iki taneydi şimdi Lila'dan üç tane olacak diyelim bu sırayı bitirdikten sonra diğer sıra diyelim dört tane olacak birer birer köşelerden yani kenar kısımlarından büyüyecek bakın köşe kısmına geldim şimdi Bakın 1, 2, 3 sarıdan 2 tane. Şimdi diğer sıraya geldiği zaman 1, 2, 3, 4 olacak mesela. Buraya batığım zaman bakın geldim köşeye. 1, 2. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde motifi büyütüyorum. Basit işlem, çok basit. Bakın. 1 2 yaptık. 1 2 3. Şimdi diğer sıra geldiği zaman 1 2 3 4. Diğer sıraya geldiği zaman, aha bakın buradan göstereyim size. Bakın. 1 2. Bakın orta köşeleri saymayalım. Sonra lila 1 2 3, sonra pembe 1 2 3 4. Krem rengini öreceğim. İşte 1 2 3 4 5. 5. Bu şekilde kenarlardan birer birer artıyor. Dört köşe tarafından. Ve bu şekilde devam edelim. Bu sırayı da bitirelim. Yani mantık aynı. Farklı bir işlem yok. Bakın örüyorum şu an. Devam ediyorum. Boşluğa battım. Geldim köşeye şimdi köşedeyim iki zincir çektim sonra tekrar üç tane yapıyorum bakın şimdi aynı şekilde devam ediyoruz bu sırayı da bitirelim evet bakın geldim şimdi aynı şekilde bitiriyorum bakın. Yani mantık aynı. Diğer ipi de taktığım zaman aynı şekilde ve kilitliyorum. Evet hanımlar şimdi diğer rengimi de takalım. Son zaten rengim. Sonra krem gideceğim çevresini. Aynı şekilde Lila'yı nasıl yaptıysak 3 tane bakın 1 2 ve 3 boşluklara batarak üçer üçer trabzan yapıyoruz farklı bir işlem yok Son işte krem renginden gideceğim. Bu şekilde bakın. Şimdi pembe gittikten sonra sonra krem gideceğim. Ben daha önceden zaten parçaları ördüm, birleştirdim. Size göstereceğim hepsini. Ben şimdi bu pembeyi de bitireyim, kremi de bitireyim. Sonra e, geliyorum. Şimdi hanımlar bu şekilde toplam 8 tane parça öreceksiniz. Bakın krem rengi de gittim farklı bir iş işlem yapmadım sonra birleştirdim bakın birleştirdim böyle iki tane böyle parçaları birleştirin iki tane motifi birleştirin bakın ben hırkamın sadece bir tarafını yaptım ister sağ bu şekilde kullanıp ister bu şekilde de sol kısım istediğiniz gibi zaten kullanabilirsiniz bakın renklere motiflerine bakın kolunu falan ördüm şimdi bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim diğer tarafı ördükten sonra bunları birleştireceğiz çok güzel bir hırka olacak inşallah şimdi nasıl birleştirdiğimi size göstereceğim dediğim gibi 8 tane motif gerekli önce bu şekilde iki parçayı birleştirelim hemen. Bakın, ee, bunlar çok zor temizlenecek ama yapacak bir şey yok. Hırkamız şahane oluyor. Şimdi hanımlar, motiflerin ön yüzleri birbirine bakacak. Bakın, ters yüzleri dışarıda. Buradaki hani var ya köşe. Oradan tığımızı geçirdik. Buradan da bakın Şöyle boşluktan şimdi tel alalım. Önden çıktık. Şunu da şöyle yapalım. Toplam dört tane zincir çekiyoruz. 3 ve 4. Zaten bir tane çekmiştim. Bakın. Şu zaten eşit düşüyor. Bu ayrımlar. Bakın. Boşluğa bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrardan 1 2 3 ve 4 zincir. 3 zincir çektiğimiz zaman kasıyor ama 4 zincir çektiğimiz zaman bir kasılma olmuyor. Bu şekilde birleştiriyoruz. Her boşluğa eşit şekilde düşürüyoruz. 2 3 4 1 2 3 ve 4. Bakın zaten eşit düşüyor. Bakın boşluklar boşluklar 1 2 3 ve 4 geldik köşeye burayı da birleştiriyorum bir zincir çekiyorum şuradan böyle zinciri yürütüyorum ki ip atı oluşmasın diye ve ipimizi keselim şimdi hanımlar omuz detayını göstereceğim size Bakın. Motifleri birleştirdik. Çok güzel oldu. Şimdi bu pembe böyle yan yana pembe gelmesin. Aşağı doğru çekelim bunu. Şimdi bu ön yüzleri birbirine bakacak. Tamam mı? Bakın ben ne yaptım? Şimdi burası omuz detayı, burası yaka kısmı. Şimdi bakıyorum. Motiften Bakın bura köşe 1, 2, 3 ve 4. Köşeyi saydığım zaman 1, 2, 3 ve 4. Zaten buradan da saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. Yakadan 5. boşluktan bağlıyoruz. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 4 ve 5. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5. Şimdi 1 2 3 4. Doğru yaptık. Buradan ipi takıyoruz. Şu an ben omuzu yapıyorum. Ha bu arada bakalım. Ee, lilalar düştü mü? Lila. Şöyle pembe şimdi e, renkler böyle eşit düşmesin diye şey yaptım ama burada çok lilalar düşüyor e, pem yakayı şöyle yapsak lila pembe şimdi şöyle döndürsem yani renk şeyleri farklı farklı olsun diye yapıyorum değiştireyim dedim bakın pembeler geldi denk <laughs> ama gerçi bu arkadan sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum tamam böyle bu şekilde ayarlayalım mı Nasıl yapalım şöyle yapsak pembe dile olur hani Aslında fark etmiyor ama heh, bu şekil güzel oldu Evet pembe yoğunluk olarak pembe birbirine çapraz baksın diye şey yaptım şimdi bu sefer köşeden başlıyorum. Bu bu tarafa ayarlayacağım. Şimdi pardon, ay çok yanlış yaptım. Pardon, pardon, pardon. Ben de diyorum, ne yapıyorum? Şimdi bunu temiz yüzleri birbirine bakacak. Ters yapacaktık, unuttum. Olabiliyor böyle karışıklık. Şimdi bağlıyoruz köşeden. 1 2 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4. Şu an omuz yapıyoruz. Komple hepsini yapmayacağız. Yaka kısmı için 5 sıra. Şimdi son yapıyorum. 3 ve 4. Sayalım şurayı. 1 2 3 4 şimdi buradan sayalım 1 2 3 nerede yanlış yaptım ha buradan ha burası fazla oldu evet bakayım 1 2 3 4 evet 1 2 3 4 1 2 3 4 sayalım 1 2 3 4 teyit yapmak için çok sayıyorum <laughs> kusura bakmayın şimdi buradan evet 3 doğru yapmışız şimdi ipi kopartıyoruz. Şu da şöyle yapayım. İçine yedireyim. Çünkü ip şeye gelmesin. Bunları ben saklayacağım zaten. Bakın şimdi omuzu yaptık. Şimdi köşeden sayarsak 1 2 3 4 yaptık. Omuz aralığı, yaka genişliği 1. Bakın köşeyi sayarsak 1 2 3 4. Burası da 5 oluyor. Eğer bu birleşim yerine kadar bakın boşlukta 1, 2, 3, 4. Şimdi hanımlar yan kısma geliyoruz. Bakın şu yan kısmını şu yan kısmını birleştireceğiz. Gene döndürüyoruz. Şimdi burası iç kısım yaka olduğu için burası kol oluyor. Bakın burası yaka. Burası da kol kısım. Onun için buradan dibinden başlayalım. Şimdi zaten bundan sonra kolay geçecek. Şu an krem ipimi arıyorum. Şimdi durdurayım bir videoyu ipi bulayım. Evet, şimdi tığımı heh, kaybettim dedim ama bakın. Burası böyle. Alttan başlıyoruz. Çünkü ipi koparmadan direkt kola geçeceğiz. geldik düğüm attık Şimdi aynı şekilde yapıyoruz 1 2 3 4 Şimdi boşluğa geldim 1 2 3 4 Bakın eşit şekilde birbirine birlikte 1 2 3 4 en basit en kolay birleştirme tekniği bu şimdi biz 2 3 4 1 2 3 4 şimdi diğer tarafta köşeye kadar geldim biz de aynı şekilde köşeye kadar geleceğiz şimdi bakacağım detaylı bakacağım Çünkü unutuyorum ben bir de bakmadan hmm, kola geçmeyelim. Şimdi son burayı da yapıyorum. Büyük ihtimal bu, bu, ikinci bakın ikinci köşenin orayı da yaptım. Bakın evet burayı da şuradan anlıyorum zaten. Burada evet bakın bu bu motifin köşesini yaptım. Şimdi diğer motifin dört tane zincir çektim. Gene aynı şekilde geldim ve bitirdim. Bakın bu kadar. Şimdi ipi içinden geçirelim. Düz taraftan öreceğiz. Kola geçtik. Şimdi bakın bu kolu öreceğiz. Şimdi kolu göstereceğim size. Bakın bu şekilde de bebeklere yelek yapabilirsiniz. Bakın çok güzel yelek oldu. Aslında ee, yelek de yapabilirdim. Neden yapmadım diye düşünüyorum. Ama yapacağım. Çok güzel bir yelek tasarlayacağım. İnşallah ama farklı bir motif çalışması yaparız. Şimdi ipi geçirdim içerden çünkü rahatlıkla ön yüzünden örebilmek için hey. geldik hanımlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bakayım şimdi şu koltuk altında iki tane boşluk var ya biri bir motifin köşesi, der motifin köşesi. Bakayım orada ben yapmış mıyım? Yapmamışım. Sadece bir motifi o şekilde yedirmişim. Yani bakın şöyle yapmışım. Fazla geniş kol olmasın diye büyük ihtimal. İki zincir çektim. Bir. 2 3 3 tane bu şekilde bir buradaki köşeye yedirdim. Şimdi boşluklara üçer üçer Motifimizi yapıyoruz. Bakın kol bu şekilde devam ediyor. Şimdi örelim beraber. Hatta biraz yakınlaştırayım. Bakın 3 3 örüyorum. Farklı bir işlem yok. Şimdi bakacağız. Omuzda birleştirme yeri var. Bakın burası omuz. Oraya gelelim. Şimdi bakacağım orada ne yapmışım diğer omuza bakınca. Şimdi bir tarafa ne yaptıysam aynı şekilde diğer tarafa da yapmak zorundayım. Şimdi normalde bu ikisini birleştirirdim ama böyle daha yenik oluyor. Aynı bu kenarlar nasıl birleştirdiysek burayı da o şekilde birleştireceğiz. Devam edelim. Şimdi 3. Şimdi köşeye geldim. Bakalım köşede ne yapmışım. Evet bakın köşelere de hem bu batmışım 3 hem buraya batmışım 3. Geldim köşeye. Ne yapıyoruz? Şunu alayım buradan net olsun. Bakın 1 2 3 Şimdi buraya da aynı şekilde 1 2 ve 3 devam edelim Ta başladığımız yere kadar örelim video uzun olmasın diye burayı da aynı şekilde örelim Evet geldik başladığımız yere bak geldik bakın burada iki zincir çekmiştik burada trabzan tepesinden girdim tel aldım direkt çıkış bir iki tane zincir çekiyorum. Şimdi zaten bu şekilde geri geri gidecek. Fark ettiyseniz şuradaydık. Şimdi geri gidiyoruz. Bir dahaki sıraya buradan başlayacağız. Yani farklı bir e, hata yapmıyorsunuz. Örneğin kendisi bu şekildedir. Bakın üçlü yaptım. Devam ediyorum. Şimdi kolda ikinci sırayı örüyorum. Bakın hiç farklı bir işlem yok. Devam edelim bu şekilde. Şimdi ben bitireyim. Üçüncü sırayı da göstereceğim size. Ondan sonra sayı vereceğim size. Evet geldik. Son yapıyorum. Şimdi bakın birleştiriyorum direkt çıkış yaptım. 1, 2. Bakın ne oldu? Buradaydık. Şimdi buraya geçiyoruz. Yani yavaş yavaş şimdi buradan birleşeceğiz. Buraya geçecek diğer sırada. Bu şekilde dönecek. Devam bakın böyle devam ediyorsunuz. Şimdi bir yaş bebeklerde kol uzunluğu koltuk altından ölçtüğümüz zaman burayı örelim. Şimdi bakın koltuk altından kol evine buradan buraya ölçtüğünüz zaman işte 22 santim 20 santim sizin isteğinize bağlı e, ölçü yapabilirsiniz ya da bir e, kazağı hırkası penyesi kalıbı alıp bu hırkayı tam böyle yatırıp koltuk altından ölçü alıp o şekilde de örebilirsiniz şimdi toplamda bakın örmüş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra. Bakın bu kestirme ile birlikte 19 sıra ördüm. Ama bu kestirmeyi ben size göstereceğim. Şimdi kestirme hariç 18 sıra ördüm. Ben burada renkli ipleri taktım. Burada motifte hangi renk ip kullandıysam aynı şekilde renkleri kullandım. Tabii siz isterseniz düz krem yapabilirsiniz. isterseniz de rengarenk yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi 18 sıra örelim. Ondan sonra kestirme yapacağım. Farklı bir kestirme kol tekniği kullandım burada. Onu güzel göstereceğim. Sonra bu renkli şahane duran renk geçişlerini size göstereceğim. Ve kolumuz bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi ben kolumu öreyim. Renklerimi de aynı bu şekilde yapayım. Sonra kestirmeye geçelim. Evet hanımlar renkli iplerimi yaptım. Şimdi krem de gittim. Çünkü kestirme yapacağım. Direkt renklinin üzerine eğer kestirme yapsaydım kötü duracaktı. Onun için kendi renginden de ördüm. Şimdi kestirme yapalım. Çok basit. 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın trabzan tepesine bir tane battım. Tel aldım direkt çıktım. Bakın normal trabzan hani bir çıkıyorsun bir sonra bir çıkıyorsunuz ya. İki kere çıkıyoruz ya. Sadece şu iki trabzandan çıktım. Telden çıktım. Tekrar tel aldım. Bu şekilde. Şunu alayım da. Durun bir saniye. Tekrar göstereyim size. Hatta yakınlaştırayım. Uzak oluyor. Heh. Böyle yakın olması daha iyi. İki zincir çektik. Şimdi bir böyle hemen gidiyoruz yan tarafa batıyoruz, yarım trabzan yapıyoruz, bir iki çıktık ve komple çıkıyoruz. Gösteriyorum tekrardan. Komple bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Bakayım. Evet. Yok. Pardon. Bir kestirme, bir trabzan yapmış. Ben komple diye hatırladım ama değilmiş. Ee, kol genişliği eğer çok genişse sizin mesela komple kestirme yapın. Eğer böyle idealse, bir çocuğun koluna göre idealse bir kestirme, bir trabzan, bir kestirme, bir trabzan. Şimdi motifleri daha büyük yapanlar büyük ihtimal bu kol çok geniş olacak. Onun için full kestirme yapmanız lazım. Bir trabzan yapmamanız lazım. Hani bu bilgiyi de vermek istiyorum size. Şimdi o zaman biz bir kestirme, bir trabzan yapacağız. İşte aklıma geldikçe sizinle paylaşıyorum. Hani atladığım yerler olabilir ya. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi boşluğa battım. Bakın şu an kestirme yapıyorum. Şimdi komple çıkıyorum. Şimdi bir trabzan. Tekrar kestirme. Şimdi bir trabzan. Bu şekilde bu sırayı bitirelim. E, i̇pi sakın kesmeyin. Çünkü yalancı trabzan yapacağız. Sonra renkli iplere geçeceğiz. Pardon bir trabzan yapmamışım. Evet hanımlar. Şimdi bunu bitirelim. Hemen geliyorum. Evet şimdi bitirdik sayılır. Son bir trabzan yapıyorum. Ve kestirmemi bitirdim. Şimdi hanımlar. Geldik sık iğne tekniğini yapmaya. Pardon, yalancı trabzan yapacağız. Sık iğne yapmayacağım. Eğer sık iğne yaparsam ee, biraz böyle kasacak. Hafif genişlemesi için, çocuğun eli rahat girmesi için e, yalancı trabzan yapalım. Bakın bir zincir çektim, tel aldım. direkt çıkış yapıyorum. Bak, tek seferde çıkıyorum. Şimdi isterseniz böyle e, komple bakın ben şimdi renkli iplerden bir ve kremden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sıra yalancı trabzan yaptım. Ama siz dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Rengarenk de yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin keyfinize bağlı. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Şimdi diğer rengi takacağım. Sonra diğer sıraları göstermemek gerek yok Bu şekilde devam edeceksin. Hiç artırma yok. Bakın. Farklı bir işlem yok yani. Bu sırayı bitirelim, sonra diğer ipimi takalım. Şimdi geldik. Bakın krem sıramı bitirdim. Direkt çıkış yaptım. Şimdi geldim. Lila ipimi takacağım. Sırasıyla yapıyorum. Bakın buradaki renk sırasına göre manşeti de yapacağım. İpi aldım. Şimdi bakın ek yeri şuna da dikkat edin. İpi takarken şimdi buradan değil de Tam koltuk altının hizasından takalım. Birleştirmeyerek koltuk altının e, dikiş izi gibi olsun istiyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın Yalancı trabzan yapıyorum. Bundan sonra... Diğer renklerimi de bu şekilde yapacağım, takacağım renklerini. Diğer sıraları göstermeme gerek yok. Bakın böyle manşet kısmını yalancı trabzanla bitiriyoruz. Şimdi burayı ben en sonradan öreceğim. Hemen şunu göstereyim size. Ee, önünü arkasını siz belirleyin istediğiniz renk ne istiyorsanız yani hangi yönü hangi renk tonu kullanıyorsanız şimdi biraz bunu kaldırayım çünkü birleştireceğiz bakın her türlü oluyor burası ön ya da arka biraz daha kaldırayım Bakın yaka kısmı burası da birleştireceğimiz yer içi çok kötü <laughs> bunları temizlemek biraz sıkıntılı bakın lila ve pembe yan yana getirdim pembe ve yeşil yan yana geldi arkada bakalım nasıl oldu burada da açık renkler yan yana geldi ben şu koyu renkler öne gelsin istiyorum bu şekilde arka kısmını birleştireceğim şimdi bunu böyle getirin Bakın. Ön yüzler birbirine baksın. Üst yakadan başlıyoruz. Düğüm attım. Bunları sonradan temizleyeceğim. Neyse bunlar şöyle bir gitsin. 1, 2, 3 ve 4 zincirle birleştiriyorduk ya. Aynı şekilde burayı da birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakın sırasıyla girişi güzel. Aşağı doğru birleştirelim. bakın farklı bir işlem yok. Zaten birleştirmeyi göstermiştim. Şimdi bu birleştirmeyi hemen yapalım. Sonra geliyorum. Sırayı bitirelim hemen. Aşağı doğru birleştirelim. Bakın burada da batın. Sonra 4 zincir çekin. Buraya batın. Farklı bir işlem yok. Şimdi hanımlar. Bakın birleştirdim. Şimdi bu hırkanın etek ucuna aynı bunu yapacağım. Ama kestirme yapmayacağız. Direkt köşeden bakın köşeden krem ipi takalım. Önce krem ipi yapıyorum. Çünkü renk geçişi daha güzel olsun diye. Yalancı trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane battım. Şimdi normal trabzan tepelerine yalancı trabzan yapıyoruz yani yarım trabzan direk çıkış yapıyoruz bu şekilde komple şu uca kadar gelin şimdi diğer renkleri de şunu biraz öreyim bu arada tripodum kırıldı şu an çok zor şartlar altında çekiyorum Şimdi bunu böyle güzel cene yalancı trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu bitirin. Buraya kadar gelin. Yalancı trabzanı yapın buraya da. Kesin kopartın. Sonra diğer renkleri takın. Tek tek. Farklı bir işlem yok. Sadece rengarenk yapmak için bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tek renk yapmak istiyorsanız hiç koparmanıza gerek yok. Gidin gelin gidin gelin. İşte 4-5 sıra örün manşetteki gibi. Şimdi işte sıra ördüysem bakın ipi taktım. Diğer sıramı da gidiyorum. Şu ipi de arkadan alayım şu şekilde saklayayım. Bakın farklı bir işlem yok. Hep sık iğne yaparak etek ucunu tamamlayalım. Ondan sonra bunu bitirin bu etek ucunu. İlik yeri için bu hırkanın komple çevresini lastik yapacağız lastik yaparken de ilik düğme yeri açacağız Bakın bu şekilde yapın diğer renkleri de tak bitirdikten sonra en son zaten mor var moru yaptıktan sonra ilik düğme yerine geçeceğiz Ben şimdi bunu güzelce ne bitireyim geliyorum Evet Hanımlar bakın alt e, taki saki rengarenk yaptım. Çok, gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bunun çevresini sık iğne gideceğiz. Ondan sonra lastik yapacağız. Bakın e, gerçekten çok yani rengarenk cıvıl cıvıl bir renk oldu. Mesela bunu e, siyah gri pastel tonlar kahve tonları yaparak da erkek çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Mavi tonları e, o şekilde de uyarlayabilirsiniz. Sadece kızlar için değil bu model. Şimdi hanımlar, bu altına hiçbir şey yapmıyoruz. Hemen buradan ipi takalım. Sık iğne yapacağız. Şimdi önce bir sık iğne gideceğiz. Ondan sonra e, ilik düğme yeri için ön trabzan lastik yapacağız. Şimdi normal bakın. Sık iğne yapıyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Sık iğne gitmemin sebebi öncelikle daha muntazam düşsün diye e, ilik yeri yaparken böyle bakın batıyoruz. Mesela boşluğa değil de zincire battım. Trabzan tepesine batıyorum. Bakın bu şekilde komple çevresine sık iğne gidelim. Bakın boşluğa batmıyorsunuz. Trabzan tepesine batıyorsunuz. <laughs> buraya kadar gelelim. Şurayı da aynı şekilde bakın buraları da sık iğne yapalım. Ben şimdi bakın buraya geldiğiniz zaman ee, burada 4 tane sık iğne yapacağız. Ben şimdi burayı anlatacağım size. Hemen geliyorum. <laughs> evet bakın sık iğne gittim boşluklara batmadım hep zincirlere zincirlerin içine battım şimdi geldik köşeye yakamızın köşesine geldik bu sefer bu boşluğa batıyoruz 1 2 3 4 tane yapıyoruz ve bu zincir bu trabzan tepesine de batıyoruz ve devam edelim şimdi bu yere kadar örelim Bakın şuraya göstereceğim size. Aslında göstermeme gerek yok. Normal işte sık iğne gidiyorsunuz. Farklı bir işlem yok. Hemen geleyim. Belki yapamayanlar vardır. Geldik. Şimdi bakın buraya bir tane ve devam ediyorum. Sık iğne. Bakın bu köşeyi de yakanın şu köşesine geldiğim zaman aynı bu şekilde dört tane yapıyorsunuz ve takip buraya kadar sık iğne yapıyoruz ondan sonra döneceğiz trabzan yapacağız. Evet geldik köşeye bakın şimdi burada bıraktığımda yok tam oldu ya şöyle iki zincir çekiyorum şimdi döndü. şimdi komple trabzan yapıyorum. Bakın normal iki zincir çektim ve döndüm normal trabzan yapıyorum yeleğimizin çevresine yani sık iğne yaptık ya bütün çevreyi onun hepsini hiç arttırma eksiltme yapmadan trabzan yapıyoruz ta ki bakın şurada köşe var Bakın bir de burada köşe var bu köşelere yakamızın köşesi orada arttırma yapacağız ben size göstereceğim buradan böyle örelim bakın sık iğne gidince e, yeleğimizin ön kısmı toparlandı daha güzel daha muntazam oluyor şimdi buradan buraya kadar örelim şimdi Hanımlar geldik bakın dört tane yapmıştık ya sık iğne buraya çifter çifter yapıyoruz toplam 8 tane olacak bak 4 trabzan üzerine iki tane Trabzan batıyorum. Bakın 2-2 yani 2-4 şu an <gülüyor> saniye 6 <laughs> 7 ve 8. Sadece burada arttırma var. Şimdi normal düz trabzan yapıyoruz. Hiç artırma yok. Bakın buralarda hiçbir şekilde artırma yok. Bakın burada da böyle dümdüz örüyorsunuz, örüyorsunuz. Burayı da geliyorsunuz buraya. Nasıl burada 4 artırma yaptınız? Aynı şekilde yapıyorsunuz düz örüyorsunuz. Buraya kadar trabzan yapıyorsunuz. Ondan sonra ilik yeri açacağız zaten. E şey göstereceğim size lastik yapımını da göstereceğim size bunu yapalım bitirelim Evet bakın bitirdim şimdi şöyle göstereyim normal trabzan yaptım bakın sık iğne gittikten sonra ne kadar muntazam olduğunu siz bakın görüyorsunuz yani anlatmama gerek yok normal direkt trabzan yapsaydık bu kadar muntazam düşmeyecekti bu ön kısım yaka kısım şimdi hanımlar Gelelim. Lastik yapacağız. İlik düğme yeri isterseniz üst kısmında isterseniz komple düğme hani de 1 2 3 4 işte 5 tane düğme ya da buradan yukarı düğme yapabilirsiniz. Ben hırkanın dibinden başlayacağım. Şimdi bir tane trabzan yaptım. Şimdi önden bir tane aldım. Arkadan bir aldım. Şimdi önden bir alıyorum. Şimdi ilik yeri açıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi normalde arkadan alacaktım. Arkayı atlıyorum. Önden alıyorum. Ne oldu? Bakın ilik yeri açmış oldu. Bu şekilde istediğiniz sayıda, istediğiniz sıklıkta ilik yeri açabilirsiniz. Ben 4 ya da 5 düğmelik ilik yeri açacağım. Böyle devam edelim. Bakın. Devam ediyoruz. Tekrar ilik yeri açmak için bir sıra daha örmem lazım. Şimdi bakın. Çok güzel oluyor gerçekten. Ah. Keşke büyüklere göre yapabilseydim ama büyüklere örnek biraz sıkıntılı. Ama siz mesela motif sayılarını arttırarak benim burada e, 8 tane motif var. Daha büyük yaş grupları için diyelim. E, öne işte üçerli motif koyarsanız diyelim. 10, e, önde 9 tane arkada 9 tane. O şekilde de yapabilirsiniz. Motifi büyük büyük şeklinde de yapabilirsiniz. Yani tamamen sizin keyfinize zevkinize bağlı şimdi bir zincir çekiyorum Bir boşluk atlıyorum yani bir trabzan ve ilik yerimi yapıyorum Bu şekilde ilik yerimizi yapalım hemen gelelim köşeye Şimdi toplamda 4 tane ilik yeri açtım şimdi sayalım ilik araları kaç 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 sırada bir ilik yeri açtım şimdi Bir zincir çekiyorum Bakın geldik yaka kısmına. Bir tane atalım. Yaka kısmına da ne arttırma ne eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Sırasıyla devam ediyoruz. Bakın farklı bir işlem yoktur. Normal bakın düz devam ediyoruz. Bakın ilik yeri de burada oluyor. Evet. Şimdi komple yeleğin bu çevresini bu şekilde bir önden bir arkadan alarak tamamlayalım. Sonra diğer sıraya geçeceğiz. Bakın burayı komple burada da aynı şekilde bakın burada ilik olmayacak dümdüz önden arkadan alarak yapalım Evet geldik şimdi önden bir tane alıyorum nasıl bitirdiysem başladıysam öyle bitiriyorum ve bir trabzan yaparak ee, bitirdim şimdi iki zincir çektim dönüyorum şimdi bir trabzan arkadan alıyorum önden alıyorum arkadan bakın öndekini önden alıyorum bu şekilde komple bu sırayı yapalım ilik yerine kadar gelelim ilik yerinde doldurma işlemi var onu da size göstereceğim bu detayı da atlamak istemiyorum bu şekilde devam edelim Evet geldik ilik yerine Şimdi bu son iki trabzan kaldı. Bakın ilik yeri burası. Bakın. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Zaten arkadaki arkadan alıyorum. Bu şekilde de ilik yerini yapmış oluyoruz. Ondan sonra zaten bir sık iğne gideceğiz ve hırkayı bitireceğiz. Şimdi böyle düz devam edelim. İlik yerlerine bakın şurada ilik yerleri neredeydi? Burada bir trabzan yapacaksınız. Bir trabzan. i̇lik yerlerini de bitirelim. Evet hanımlar şimdi sık iğne gideceğiz ve hırkamız bitiyor. Sık iğne de size şimdi göstereyim. Normal bir zincir çektim. Ve bu şekilde kökenine gidiyorsunuz. Dilerseniz de yürütme, zincir yürütme var. Onu da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim size. O da basit. Şöyle tel alıp direkt çıkıyorsunuz. Tel alıp direkt çıkıyorsunuz. İstediğiniz gibi hangisini istiyorsanız bunun komple çevresine gidin. Evet hanımlar bakın sık iğneme gittim. Sonra ben bu alt etek ucuna da gitmek istedim. Daha güzel oldu ve daha bitirici oldu. Bu şekilde hırkamız tamamlandı ve bitti. Düğmemizi de diktim. İçini temizlemedim tabii ki. İçini sonradan temizleyeceğim. Boş vaktim olunca. Çünkü baya bir zamanımı alacak. Bu şekilde hanımlar hırkamız hatta bu şekilde de kazak bile olabilir. Çok da güzel bir kazak olabilir. Mesela bu motifleri de birleştirip Sadece boğazı işte örüp çocuklar için kazakta olabilirmiş. Bu şekilde hanımlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese şimdiden kolay gelsin.